Meded ya şehri Ramazan sensin ya Resulallah. Sadr-ı cemî mürselîn, sensin ya Resulallah. Bedri eflâk-ı yakin, sensin ya Resulallah. Nurun siracı ve Haç âlemler sana muhtaç. Sahibi tacül miraç, sensin ya Resulallah. Aine-i Rahmani, Nur-i Paki Sübhani, Sır-ı Seb'al Me'ani, Sensin Ya Resulallah. Şahidin Leyli İsra, Sübhanel Lezi Esra, Cami-i Cümle Esma, Sensin Ya Resulallah. Ey menba-ı lütfucu, Yerin makamı mahmud, yaratılmıştan maksut, sensin ya Resulallah. Canlar içinde canan, madeni ilmi irfan, ceddümü pirim sultan, sensin ya Resulallah. Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi, Hüdayi'nin ümidi sensin ya Resulallah. Değerli izleyenler, hepinize merhabalar, hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı iftarlar diliyoruz. Bu iftar vaktinde yine sizlerle birlikteyiz. Yeni bazı konularda sorularımız var. Osman Ünlü hocamız her zaman olduğu gibi yanımızda. Hemen sorulara geçelim ve bunların da cevabını almaya çalışalım. Hocam, şimdi rahatsız olan bir birisi hasta yani e, oruç tutamayacak durumda belki de ama diyor ki ben oruç tutacağım arkadaş <laughs> böyle bir e, Müslüman. Bunun hasta olduğu halde oruç tutması günah olur mu? İyi mi olur? Şimdi e, Mustafa Bey kitaplarda iki tarafı da yazılmış. Madalyonun bu yüzü de bu yüzde de yazılmış. Evet. Bize çocukken bir hikaye anlatırlardı. Oruç Ramazan-ı Şerif yazar aslamış. İki tane çoban. Çobanın birisi samimi. Oruç tutuyor. Öbürüsü gayri samimi. Oruç tutuyor gözüküyor. Bir pınarın başına gelmişler. Tutmayan demiş ki ya başımızı demiş pınara soksak. <laughs> Serinleriz biraz. Öbür garibim diyor ki bunun ne faydası olacak? Bizim içimiz yanıyor. Olsun olsun demiş. Faydası olur. Adam kafayı sokuyor pınarın içerisine. Güp güp, güp içiyor çıkıyor. Oh diyor serinledim. Allah Allah. Öbürü sokuyor. Bekliyor bekliyor. Çıkarıyor. Bende bir şey olmadı diyor. Bende oldu diyor. O sokuyor ki ne içiyor. <laughs> Şimdi burada niyet önemli. Niyet önemli. Ee, mesela seferde izin verilmiş. Ondan sonra hastayken hastalığı artıyorsa, tedavi oluyorsa buna izin verilmiş, ruhsat verilmiş. Burada öncelikle öncelikle sıhhat önemli. Çünkü sıhhatini tehlikeye atarsa başka ibadetleri yapamadığı gibi orucun devamında da getiremezsin. Bunun için bu burada aynı şekilde ben hasta hasta orucumu tutayım diyerek tedaviyi terk ederse sarsılacak, diğer ibadetlerini de yapamayacak ahmaklık olur bu diyor. Tedavi olması gerekir bunun. Ama bazıları ya benim açık gözüm böyle pırpır pır ediyor falan herhalde ben hastayım. Ben oruç tutmasam olur. Diyenler oluyor. Yok onun niyeti bozuk. Şimdi siz de şahitsiniz de, e, oluyorsunuz hani e, radyoda TGRT FM'deki programda falan dinleyicilerimizden bazıları soruyorlar. Özellikle e, işte yaşı belli bir aşamaya gelmiş olan dinleyicilerimizin çocukları soruyor. Yani benim annem babam yıllarca oruç tutmuşlar tutma diyoruz şu anda rahatsızlığı var. Ama yok ben oruç tutacağım oruç tutmadan yapamam ama bundan da etkileniyor tabii. E, demek ki onlara müsaade var hani tutmamaları daha iyi. Tutmamaları daha, daha iyi. E bir de mesela yaş belli Kemal'e gelmiş ve hasta hastalığını biliyor, hisseder o. Ben diyor oruçlu Rabbime kavuşmak istiyorum. O bir müjdedir, o bir müjdedir. Yani başka bir evet. de kalmamıştır. Orada tercih kendisine bırakılmıştır. E, hasta, ağır hasta, doktor dedi ki tedavi edilmesi lazım, ilaçların alınması lazım. Ama bazı hastalıkta vardır mesela. E, bunu bilen doktorlar diyor ki sahurda al, iftarda al diyor ilacını. Tamam, onun için problem yok. yok evet. Ama o diyor ki iki saatte mi alman lazım bunu? Başka bir hastalık. Iki saat gibi lazım. Osman Ali tutmaması gerekir. Tutmadık oruçları Ramazan-ı Şerif'ten sonra kazanır. Hocam zekatla alakalı bir sorumuz var. Kardeşlere zekat verilebilir mi? Kız erkek kardeş fark eder mi? Mustafa Bey fıkıh kitaplarında bir kaide bildiriliyor. O iyi öğrenilirse mesele kökünden olur. Orada bulunuyor ki tek bir cümleyle. Usul ve furuğa zekat, sadakayı fıtır. Ondan sonra adak, yemin kefareti verilmez. Usul, furu. También. Usul kime denir? Usul anne, baba, dedeler, nineler, yukarısı. Bunlara zekat, adak, yemin kefareti bunlara verilmez. Zekat da verilmez, sadakayı fıtır da verilmez. Furu, çocuklar, torunlar, torunların çocukları, onların çocukları aşağıya doğru. Yani Adem Aleyhisselam hayatta olsa kimse zekat veremeyecek. <gülüyor> evet. <gülüyor> hep, hepimiz furuyuz onun. <laughs> ee, tabii kendi e, ne gönderlendiğinde öyle değildi. Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen yani dinde aynı şekilde bu hüküm böyle. Dolayısıyla usul ve furuun dışında. Usul anne baba dedeler mi? neler? Furu çocuklar, torunlar. Şimdi kardeşler bunun neresinde? Usulda mı? Yok. Yok. Furu'da mı? Yok. Yok. Amca dayı nerede? Usulda mı? Hayır. Furu'da mı? Değil. Peki kayınpeder, kayınvalide, damat, gelin neresinde bunun? Usul değil, furu değil. Usulda de değil, da değil. Dolayısıyla amca, dayı, teyze, kardeşler, kardeş çocukları, damat, gelin, kayınvalide, kayınpeder Bunlar fakirse, dinen fakirse, dinimizin bildirdiği ölçülere göre fakirse bunlar zekat alabilir. Sadakayı fıtır bunlara verilebilir. O sana e, yemin kefareti bunlara aynı şekilde verilebilir. Adak verilebilir. Usul ve furu. Dolayısıyla evet. kız erkek e, kardeş fark etmez. Dinen fakirse zekat verilir tabii ki. Hele bir de salihse yakın tercih edilir tabii ki. Evet. Peki e, ailede e, karı koca zekatı bir kişi mi verecek? ikisi de zenginse ya da hesaplarını bunların toplayıp mı yapmaları lazım ayrı ayrı mı yapacaklar. Şimdi belki bizi izleyen dinleyenlerin hatırına gelebilir efendim daha önce biz dinledik siz bunun cevabını vermiştiniz diye hatırlara gelebilirim ama e, bu bilgi şimdi e, tabi daha önce aynı şekilde okunmadığı fıkıh kitapları ilmih kitaplarda okunmadığı için altyapı göçük. göçmüş. E, bazı şeylerin sık sık gündeme gelmesi gerekiyor. Sık sık tekrar edilmesi evet. gerekiyor. Hatırda kalabilmesi için. Bir ailede kadın erkek, karı koca ikisi de ayrı ayrı Allah-u Teala'nın kuludur. Ayrı ayrı mükelleftir, ayrı ayrı sorumludur. Neden? Beş vakit namazdan, zekattan, kurbandan, haçtan, haramlardan, mekruhlardan, emir ve yasaklardan ayrı ayrı sorumludurlar. Evet e, namazı ben kılıyorum canım işte e, yani evdekilerin diğerlerinin kılmasına gerek yok denemez. Ayrı ayrı farz. Efendim zekat. Zaten orada gelince de işte evin reisi var o versin veriyor Öyle değil o. Zekatta da aynı. Beş vakit namazda nasıl e, diyelim ki evde bir hanım namaz kılıyor. Tamam hocam o bizim yerimizde kılar. Denmez. Sana da farz, ona da farz, hepsine farz. E, dolayısıyla dinen, dinimizin bildirdiği ölçü 96 gram altın. Bunun karşılığı parası varsa kadının, erkeğin, karı koca ikisinin de ikisi de bunun ayrı ayrı mükellefe sorumludur. İkisi de ayrı ayrı zengindir. İkisi de zekat vermez farzdır. Peki bu aynı yerlere zekat verirler mi? Hayır. Peki ikisinden birisi birbirine vekalet, vekalet verebilir mi? Tabii. Kadın kocasına vekalet verse ya da e, erkek hanımına vekalet verse ama miktarını belirtecek Benim şu kadar zekatım var. O da diyecek benim de şu kadar zekatım var. Umum vekil tayin etti kendi parasından ikisi de verebilir mi? Verebilir. Kendi evet. paralarından. Verebilir. Veyahut da e, kadın mesela dedi ki benim e, işte zekatım şu kadar. Kocasına teslim etti. Seni umum vekil tayin ettim. Dilediğin fakirlere ver dedi. O da götür dilediği fakirlere verdi. Veyahut da tam tersi de olabilir. Erkek dedi ki ya ben bilemiyorum edemiyorum. Sen konu komşuyu buralardakileri biliyorsun. Al şu kadar benim zekatım ben senin umur vekil tayin ettim. Dilediğin fakirlere istediğin gibi bunları ver dedi. O zaman kadın da onun yerine verebilir. Ama ikisi de ayrı ayrı verir. Evet. Hocam bu, bu soruyu da daha önce hani bir şekilde cevaplamıştınız ama e, bir iddia var. Yani bir veya yanlış bilgi öyle diyelim. E, şöyle bir şey duymuş izleyicimiz. Zekat yalnız Ramazan ayında verilir. Bayramdan önce vermek gerekir bayramdan sonraya bırakılmaz diye duymuş. Böyle bir şey var mı diye soruyor. Şimdi böyle bir şey var da zekatla alakalı değil bu. Bu sadakayı fıtırla alakalı. Yani izleyicimiz, dinleyicimiz orada karıştırmış işi. Yani ya da sadakayı fıkırla, fıtırla ilgili olarak duydu da zekat zannetti. Onu zekat zannetti. Evet. Ama çok kimsenin hatırında zekat sadaka aynı değil mi diyorlar. Zekat ayrı, sadakayı fıtır ayrı. Bir de ayrıca nafile olan sadaka var. Her zaman verilir. O da ayrı. O da ayrı. Sadakayı fıtır Ramazan ayına mahsustur. 5 tane madde bildirilmiş. Buğday, un 1750 gram kişi başına. Hurma ondan sonra ee, kuru üzüm, arpa. Kişi başına 3,5 kilo. Her sene Ramazan-ı Şerif gelince bunun da hesabını yapıyorlar ya İşte bu sene e, fıtralar kaçtan olacak? Ya 5 tane madde. Dilediğinden seç ver. Efendim işte buğdaydan verisi çok az olur. E, hurmadan da var ya. 100 lira hurmanın kilosu. 3,5 kilo. 350 liradır Kişi başına. Az olmayandan ver o zaman. Ha, 350 lira kişi başına. Yani. Ver. Kaç kişisin sen? 3 kişi i̇şte 350 lira, 1050 lira. Ver bakalım bir. Sana itiraz eden mi var? Ee, onlar kesin belli. Burada da e, izleyicimiz e, onu karıştırmış. Bu sadakayı fıtırdır. Sadakayı fıtırdır. Ramazan ayında verilir. Bayramdan önce vermek aynı şekilde müstahaptır. Bu sadakayı fıtıra aittir. Bayramdan sonra zaten aynı şekilde sadakayı fıtır verilmez. Ama zekat öyle değil. Zekat her ay her mevsimde verilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşçakalınız. Sensin bize Cheers.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Benim ümmetimde Ebu Zer, Meryem oğlu İsa'nın zühdüne, dünyadan ve dünyalık şeylerden uzak durmak sahiptir. Bu fıtrat üzere yaratılmıştır. Beni Gıfar kabilesinden biri olan Ebu Zer Gıfari Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Ebu Zer Gıfari Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda Müslüman olmuştur. Yıllardır aradığı hakikate kavuşmakla tarifsiz bir sevince gark olmuştur. Ebu Zergıfari, mertliği, cesaretiyle meşhur biridir. İşte o, Müslüman olduktan sonra yüreğinde duyduğu müthiş hazdan ve yaratılıştan gelen cesaretinin verdiği güçle, gidip Kabe'nin yanında kelime-i şehadet okur. Hem de haykırarak. İlk etapta neye uğradığını şaşıran zalimler güruhu, müşrikler buna bir mana veremezler. Acaba bu şahıs aklını mı yitirmiştir? Çünkü yakın uzak herkes onların zalimliğini ve acımasızlığını bilmektedir. Ve bu korkusuz adamı onların ellerinden kurtaracak kimse de yoktur. Müşrikler şaşkınlıklarını üzerinden atar atmaz, Ebu Zer Gıfari Hazretlerinin bir kere daha kelime-i şehadeti söylemesine fırsat bırakmazlar. Çünkü o gözünü kan bürümüş, sırtlan sürüleri büyük bir fırsat yakalamışlardır. Hemen çullanırlar Hazreti Ebu Zer'in üstüne. Taş, sopa ne bulurlarsa vururlar. Onları kudurtan şey ise kan revan içinde kalan Ebu Zer Hazretlerinin tebessüm etmesidir. Bu onları daha da çıldırtmaya yeter de artar bile. İşte bu sırada Hazreti Ambas imdadına yetişir Ebu Zer'in. Onu döven müşrikleri can evinden, batıl mabudundan vurur. Der ki onlara: Siz ne yapıyorsunuz? Bu adam beni Gıfar kabilesindendir ve biliyorsunuz ki onun yurdu sizin ticaret yollarınızın üstünde. Artık nasıl gidip geleceksiniz güvenle? kervan, mal sözünü duyan, ekmekleri zulüm, suları kan, ilahları put ve maddiyat olan müşrikler hemen geri çekilirler. Hazreti Abbas onları en zayıf noktasından vurmuştur. Küfür bir daha göstermiştir kendisini en karanlık yüzüyle. Çünkü mümin olduğu kelime-i şehadet söylediği için Ebu Zer Hazretlerini ölesiye döven o müşrikler o kadar hararetle savundukları, uğruna masumlara kıydıkları, evlerinin baş köşesine oturtup taptıkları putlarını iki kuruşluk ticarete hemen satmışlardır. Bir süre sonra Ebu Zergıfari Hazretleri pek şerefli, bir o kadar da zor bir görev alır. Evet, o kendi dünyasına doğan güneşi, kabilesinin üzerine doğdurmak için efendimizin emriyle büyük bir aşkla yola çıkar memleketine doğru çünkü o oraya gidecek ve İslamiyeti anlatacaktır kabilesine öyle ya kendi kabilesi de karanlıklardan çıkmalıdır onun gibi ve sonsuz saadet'e kavuşmalıdır bir süre sonra kabilesinin olduğu yere gelen büyük sahabi, onlara İslamiyet'i anlatmak için, kat ettiği yolun yorgunluğunu, açlığını ve susuzluğunu dinlemeden başlar davete. Onları bir araya toplayıp, Efendimiz'i getirdiği dini anlatır uzun bir süre. Sonra bir gün kendisinin de Müslüman olduğunu söyleyince, kalabalıktan homurtular yükselmeye başlar. Dedelerimizin dini, ya bizim putlarımız gibi sesler yükselince kalabalıktan büyük sahabi taşı gediğine koymakta gecikmez. Der ki onlara, ey kabilem bir gün Noam putunun önüne süt koymuştum da bir köpek gelip onu içmiş sonra da putun üzerine pislemişti. Şimdi sizin bana ilah diye bahsettiğiniz o put, ne bir köpeğe mani olmaya ne de kendisini korumaya muktedirdir. Gelin insaf edin. Bunlar sıradan cümleler elbette ki değildir. Hele bu idrak, bu cesaret. İşte eshab-ı kiram olmanın farkı. Herkes adeta dilini yutmuş, yine herkes birinin bu sessizliği bozmasını bekler gibi birbirlerine bakışmaktadırlar. Biraz sonra başta o kabilenin reisi olmak üzere büyük bir çoğunluğu artık kıyamete kadar semadan eksik olmayacak ebedi saadetin anahtarını haykırırlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bir sonraki bölümde hayatını aktarmaya devam edeceğimiz bu bölümümüzü Ebu Zergıfari Hazretlerinin talebi üzerine Efendimiz Aleyhisselam'ın ona yaptığı nasihatleri, Yine bu büyük sahabinin anlatımıyla noktalıyoruz. Ebu Zer Gıfari Hazretleri buyurdu ki, Bir gün mescide girdim. Resulullah yalnız oturuyordu. Ben de gidip o serverin yanına oturdum. Buyurdu ki, Ya Ebu Zer, mescide girince iki rekat namaz, yani tahiyyetül mescid namazı kılmak gerekir. Kalk, kıl. Ben de kalktım, iki rekat tahiyyetül mescid namazını kıldım. Sonra yine Resulullah'ın yanına vardım. Dedim ki, ya Resulallah, bana namaz kılmayı emir buyurdunuz. Bu namaz nedir? Resulullah, azı ve çoğu Allahü Teala'nın koyduğu bir ibadettir buyurdu. Dedim ki, ya Resulallah, hangi amel daha efdaldir?'' Resulullah, Allahü Teala'ya iman etmek ve onun yolunda cihat yapmaktır buyurdu. Yine sual ettim ki: Ya Resulallah, iman bakımından en kamil mümin hangisidir? Resulullah ahlakı en güzel olandır buyurdu. Yine dedim ki: Ya Resulallah, müminlerin en emini kimdir? Buyurdu ki: insanlara elinden ve dilinden zarar gelmeyen kimsedir. Sual ettim ki, Ya Resulallah, en eftal hicret hangisidir? Günahlardan uzaklaşmaktır. Dedim, Ya Resulallah, en eftal namaz hangisidir? Duası fazla olan namazdır buyurdu. Ya Resulallah, oruç nedir diye sual ettim. Buyurdu ki, ecrini, mükafatını bizzat Allahü Teala'nın kat kat vereceği bir farzdır. Dedim, Ya Resulallah, hangi cihat daha eftaldir? Malı ve canıyla yapılan cihattır buyurdu. Sual ettim, Ya Resulallah, sadakanın en eftali hangisidir? Az da olsa, fakirin gönlünü almak için verilendir buyurdu. Dedim, ya Resulallah, Allahü Teala'nın indirdiği ayetler içinde en faziletlisi hangisidir? Alemlerin efendisi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ayetel kürsidir. Ben yürürüm ya الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال عليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اترفع. بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذي كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أقدامنا وانصرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض الحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Sırf rızayı ilahi için toplanıp Allahü Teala'yı ananlara göklerden bir münadi, Allahü Teala günahlarınızı sevaba çevirdi. Yerinizden mağfiret edilmiş olarak kalkın diye seslenir. Değerli izleyiciler, bugün bir nebze Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Bursa'da yaşayan büyük velilerden Muhammed Üftade Hazretlerinden bahsetmek istiyoruz. 1490 senesinde Bursa'da doğdu. İsmi Muhammed olup babası Manyaslı Mehmet Efendidir. Üftade lakabıyla meşhur oldu. Bursa'nın çeşitli camilerinde müezzin ve imam olarak vazife yaptı. 1581'de Bursa'da vefat etti. Muhammed Üftade yeni doğduğunda annesi bir rüya gördü. Çocuğu büyük bir süt deryasında yüzüyordu. Telaşla uyanıp rüyayı Kocasına anlattı. O da oğlumuz büyüyünce inşallah çok büyük bir alim ve veli olacak diye tabir etti. Babası Mehmet Efendi daha küçük yaşta bulunan oğlu Muhammed Üftade'yi ipek satan bir tüccarın yanına çalışmaya verdi. Muhammed Üftade orada çalışmaya başladı. Fakat bir hafta içinde ustası ve babası vefat edince küçük yaşta ailesinin geçim yükünü omzuna aldı. Hem çalışıyor, annesinin ve kardeşlerinin kimseye muhtaç olmadan geçinmelerini sağlıyor. Hem de boş zamanlarında Bursa'daki medreselere gidip gelerek zahiri ilimleri öğrenmeye gayret ediyordu. Seneler sonra zahiri ilimleri öğrenerek Bursa Ulu Camii'nde müezzinlik yapmaya başladı. Sonra Doğan Bey Camii'ne İmam oldu. Senelerce bu vaziyeti yaparak insanların ibadetlerini doğru yapmalarına vesile oldu. Muhammed Üftade'nin Ulu Camii'ni met eden bir beyti caminin batı kapısı çevresinde halen yazıldır. Arabi olan beyt şöyledir. Ya cami'al kebir veya Mecmi'l-kibar tuba limen yezurüke fil leyli ve nehar Manası ey ulu cami, ey büyüklerin toplandığı yer, seni gece gündüz ziyaret edenlere müjdeler olsun. Bir gün rüyada Seyyid Emir Buhar Hazretleri'ni gördü. Onun bizim camide vaaz ve nasihat eyle emri üzerine sabahleyin Emir Buhari camiinde vaaz ve nasihate başladı. Muhammed Üftade uzun boylu, müşfik Bakışlı, devamlı tebessüm halinde olan bir zat. Görünüşüyle etrafındakilere güven ve itimat telkin eder, herkesin takdirine mazar olurdu. Kur'an-ı Kerim okurken güzel sesinde sanki ağlıyormuş hali müşahede edilirdi. Kimsenin kalbini kırmaz, kalp kırarım korkusuyla kendine hakaret edenlere bile hiç karşılık vermezdi. Camiye sabah herkesten önce gider. Yatsı namazından sonra orada gece geç vakitlere kadar ibadet ederdi. Bazı geceler evine giderken ıssız sokaklarda bir sarhoşa rastlasam ona yardım ederek evine kadar götürürdü. Herkese yardım ettiği için Bursalılar onu çok severlerdi. Vakitlerini hep ibadet yaparak geçiren Muhammed Üftade tasavvuf büyüklerinin yolunda bulunmayı arzu ettiğinden bir velinin yanında yetişmeyi çok isterdi. Bu sebeple böyle bir veliyi hep arar dururdu. Bir gün Karacabeyli Hızır Dede isminde bir velinin Bursa'ya geldiğini ve Ulu Camii'nin yanında ikamet ettiğini öğrendi. Huzuruna varıp talebesi olmak istediğini bildirdi. O da kabul ederek Muhammed Üftade'yi yetiştirmeye başladı. Muhammed Üftade hocasının verdiği her vazifeyi en güzel şekliyle yaparak hizmet ediyordu. Nefsini terbiye etmek için nefsinin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapıyordu. Haramlardan şiddetle kaçıyor, şüpheli korkusuyla mubahların bile fazlasını terk ediyordu. Bu şekilde hocası Hızır dedenin terbiyesinde 8 yıl canla başla çalıştı. Onun vefatından sonra da şeyh Ekber Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade ederek kalp gözü açıldı. <laughs> Kemale gelip olgunlaştı. Her nefes alıp vermesinde Allahu Teala'ya hamd eder. Cenab-ı Hakk'ı bir an olsun hatırından çıkarmazdı. Lüzumsuz hiç konuşmazdı. Konuştuğu zaman da hikmetler saçar. Dinleyenlerin her biri kabiliyeti kadar istifade ederdi. Onun bu konuşmalarını talebesi Aziz Mahmut Hüdayi Vakat adlı eserinde topladı. Muhammed Üftade hocasından sonra talebeleri yetiştirmek üzere dergahta ders vermeye başladı. Onların en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösteriyor. Hocasının kendisini yetiştirdiği gibi o da talebelerini irşad ediyordu. Muhammed Üftade Hazretleri'ni sevenlerden fakir bir kimse vardı. Her sene hac mevsiminde hacca gitmek ister fakat girecek parası olmadığı için de bu arzusuna nail olamazdı. Üzüntüsünden hiç yüzü gülmez, gözleri hep hacca gidenlerin yolu üzerine takılır kalırdı. Hanımı yüzü gülmeyen kocasının bu haline çok üzülürdü. Yine bir sene parası olmadığı için hacca gidemeyen bu fakir, hanımına eğer bu sene daha hacca gidemezsem seni üç talak ile boşadım dedi. Günler geçti. Kurban bayramı yaklaştı. Fakiri bir düşüncedir aldı. Hacca gidemezse hanımı dinen boş olacak. Bir yerden de borç bulup hacca gidememişti. Ne yapacağını şaşırdığı bir gün aklına Muhammed Üftade geldi. Hemen huzuruna gidip ağlayarak durumunu anlattı. Muhammed Üftade Bizim eskici Mehmet dediğe git, bizim selamımızı söyle, o seni götürüp derdine derman olur buyurdu. Fakir sevinerek huzurdan ayrıldı. Süratle Mehmet dedenin dükkanına koştu. Mehmet dediye hocasının selamını söyleyip derdini anlattı. Mehmet dede, ey fakir gözlerini kapa, ben aç demeden sakın açma dedi. Fakir gözlerini açtığında, Kendilerini Mekke-i buldular. Mehmet Dede, Allahu Teala'nın izniyle fakiri bir anda Tayyiz Zaman ve Tayyiz Mekan kerametiyle Hiciz'e götürmüştü. O gün Arefe'ydi. Hacılar Arafat'a çıkmışlardı. Fakir ve Mehmet Dede de ihram giyip Arafat'a çıktılar. Mekat mahallinden önce ihrama girdiler. Ertesi günü Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettiler. Ziyaret yerlerine gittikten sonra Ursalı hacıları buldular. Onlar hem şehirler olan Mehmet dediği ve fakiri görünce sevindiler. Fakir birkaç hediye alıp bir kısmını götürmeler için hem olan hacılara emanet etti. Vedalaşarak ayrıldılar. Aynı şekilde bir anda Mekke mükerremeden Bursa'ya geldiler. Fakir getirdiği bazı hediyelerle eve gelince <laughs> hanımı Birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi. Ve sen beni boşamadın mı? Hangi yüzle bana hediye getirerek eve giriyorsun dedi. Kocası da hanım ben hacdan geliyorum. İşte bu getirdiklerimi de Mekke-i Mükerreme'den aldım dediyse de kadın bir de yalan söylüyorsun. Üç beş gün içinde hacca gidilip gelinir mi? Seni mahkemeye vereceğim dedi. Tabii şimdiki gibi tayyare, hızlı tren falan yok efendim atla deveyle gidiyorlar. Bazen yaya. Kadıya giderek durum anlattı. Ve nikahımızın pes edilmesini istiyorum. Çünkü nikahsız yaşamayı dinimiz yasaklamaktadır. Bu sebeple haram işlemek istemiyorum dedi. O sırada Bursa kadılığına Aziz Mahmut Hüdayi bakıyordu. Kadı efendi hanımın kocasını mahkemeye çağırtarak onu da dinledi. Fakir hacca gittiğini, Kabe-i tavaf edip ziyaret edecek yerleri gezdiğini, Bursalı hacılarla görüşüp getirmeler için emanet eşya verdiğini iddia etti. Bu sebeple boşanmanın vakı olmadığını söyledi. Fakir Mehmet dedeyi şahit gösterdi. Mehmet dede de şeytan Allahu Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan öbür ucuna gittiği kabul edilir de bir velinin bir anda Kabe-i Muazzama'ya gitmesi niçin kabul edilmez dedi. Kadı Efendi hayret ederek mahkemeyi diğer hacıların geleceği günlerden birine teyit etti. <laughs> Aradan günler geçti. Bursalı hacılar hacdan döndüler. Mahkeme gününde de şahit olarak fakirin hac bahçesini yaptığını hatta emanetler verdiğini emanet verdiği şeyleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı şahitlerin verdiği ifadeyle davacı hanımın nikah feshetme isteğini reddetti. Böylece boşanma hadisesi olmadı. Bu hadisenin devamını sizlere inşallah yarın arz edelim efendim. Geley kardeş hakkı bulayım dersen Gel kardeş Hakk'ı bulayım dersen Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıp da sözünü tutmayınca olmaz Rasulün cemalim göreyim dersen Rasulün cemalim göreyim dersen bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıp da sözünü tutmayınca olmaz Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıp da sözünü tutmayınca olmaz Niceler gittiler mürşid arayıp Niceler gittiler mürşid Arayanlar buldu derde devayı Arayanlar buldu derde devayı Kırk yıl okusalar aktan karayı Kırk yıl okusalar aktan karayı Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıp da sözünü tutmayınca olmaz bir kamil mürşide varmayınca olmaz varıp da sözünü tutmayınca olmaz Muhammed Baki Billah Hazretleri Kuddises Sirruh 1. bölüm Bu bölümümüzde silsile-i Aliye denilen büyük evliyalar zincirinin 22.si olan Muhammed Baki Billah Hazretlerini anlatacağız. İkinci bin yılının müceddidi, evliyalar önderi, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hocası, mürşidi olan Muhammed Baki Billah Hazretleri, Kabil'de doğarken seneler 1563'ü göstermektedir. Senenin bereketi, baharından belli olur. Kelamı kibarını ishar edercesine çocukluğunda bile bir olgunluk ve büyüklük hali hemen fark edilir. Bu olgunluğun yanında sevimlilik ve doğuştan hayranlık ve saygı uyandıran bir edebin sahibidir o. Fakat Muhammed Baki o küçücük yüreğinde kimseler ne fırtınalar koptuğunun farkında değildir elbet. Akranları çelik çomak oynarken o sürekli bir düşünce hali içindedir. Öyle ki çocukluğundan beklenmeyecek şekilde bazen girer odasına yalnız başına tefekküre dalar. Allahü Teala'nın kudretinin büyüklüğünü, yaratılmış olmasının gayesini düşünür inceden inceye. Böylesi geçen üstün bir çocukluk, küçük yaşta başlayan bir ilim tahsili Gençlik yıllarında bir hicret arzusuna döner. Hicret etmeli o çocukluktan beri tefekkürüne daldığı marifetullah'a ve ona kavuşturan yola kavuşmalıdır. Dahası işin olmazsa olmazı olan ve kendisini marifetullah'a kavuşturacak olan büyüklere kavuşmalıdır. Adeta için için yanar. İşte yine o günlerde sık sık kendini sahralara atar. Anne yüreği, oğlunun bu tarifsiz ızdırabı üzerine dayanamaz, ellerini açarak Cenab-ı Hakk'a kalbinin derinliklerinden gelen bir feryatla şöyle dua eder. Ey benim ve gençliğin lezzet ve arzularından el çekmiş aziz oğlumun ve her şeyin yaratıcısı olan Rabbim! oğlumun maksadına kavuşamaması elemine artık dayanamıyorum. Onu maksadına kavuştur der ve artık takati kalmadığını şöyle arz eder alemlerin Rabbine. Ya Rabbi, onu maksadına kavuştur veya benim canımı al. Çünkü onun bu elemli haline dayanamıyorum. Muhammed Baki Billah Hazretleri yıllar sonra annesinin bu yakarışının semeresini gördüğünü şöyle ifade edecektir. Annemin o duaları neticesinde Allahü Teala benim kalp gözümü açtı ve büyük nimetlere kavuştum. Bu hususta nübüvvet nispeti olan Nakşibendiye yoluna sevdalanır. Öyleyse bellidir varılacak menzil. Tütmeye başlar burnunda Türkistan Türkistan'daki büyükler, dergahlar, Allah dostları. Vakit kaybetmeden gider, mavera nehirde birçok büyükten ders alır. O, Allah dostlarını aramak ve bulmak konusunda öylesine gayretlidir ki, dur durak bilmez, yorulmak nedir getirmez aklına. Hindistan'a gider ve bir süre kaldıktan sonra, tekrar döner mavera ün nehre. Bu arada Allahü Teala'nın ihsanı olarak kalbinde bulunan aşk ve muhabbet, onun kitaplarını okuduğu büyüklerin ruhaniyetini görme ve silsile yaliye büyüklerinden Şahın Akşiben, Behaeddini Buhari ve talebesi Muhammed Parisa Hazretlerinden manevi alemde büyük feyzlere kavuşma gibi birçok büyük nimete kavuşmasına vesile olur. Fakat o, nispetlerin nispetine, üstünlüklerin üstünlüğüne kavuşturacak, silsile-i aliyenin zamanındaki büyüğü olan evliya ile henüz tanışmamıştır. Ne var ki yaklaşmaktadır hasreti çekilen o gün. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz, Muhammed Baki Billah Hazretleri buyurdu ki, Kalbinde marifeti ilahi isteği olmayanla sohbet etmeyiniz, arkadaşlık yapmayınız. İlmini, mevki, makam ve övünmek için vesile eden alimlerden arslandan kaçar gibi kaçınız. Oruç tutmak Allahü Teala'nın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allahü Teala yemekten ve içmekten münezzehtir. Resulullah'a tabi olmak, ehli sünnet ve cemaat itikadında bulunmak ve bu büyüklere bağlılık ve muhabbetlerini kalbinde saklamak dünyanın her nimetinden iyidir. Eshab-ı Kiram Aleyhimür Redvan Cennetle müjdelenen on kişiden biri. Abdurrahman bin Avf Hazretleri radiyallahu anh göktekiler ve yerdekiler katında emin olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Eshabım gibi hiç kimse İslamiyete hizmet edemez. Bu bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselam'ın isim isim zikrettikleri ve cennetle müjdelenmiş olduklarını emir buyurdukları on sahabiden birinin Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin hayatını anlatacağız. O nesep olarak yedinci kuşakta alemlerin efendisiyle birleşen bir yiğittir. Önce iman edenlerden birçoğunda olduğu gibi onun da iman etmesine vesile olan Peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebu Bekr Sıddık'tır. Hicretten 44 yıl önce doğan Abdurrahman bin Avf Hazretleri ilk iman eden 8 kişiden biridir. Ticareti iyi bilen, girdiği işlerde çok iyi kazanan, dürüst bir tacir olan Abdurrahman bin Avf Müslüman olduktan sonra diğer sahabe kiram aleyhimür rıdvan gibi çok büyük zulümlere maruz kalır. Habeşistan'a hicret emri verilen sahabe-i içinde o da vardır. Bir süre kalındıktan sonra Habeşistan'da Efendimiz aleyhisselamın Medine'ye hicretinin hemen akabinde onlar da Medine'ye vasıl olur, Efendimiz aleyhisselama kavuşurlar. Medine'ye hicretten sonra Efendimiz aleyhisselamın muhacirlerden yani Mekke-i Mükerreme'den hicret eden her bir sahabeyi Ensar'dan yani Medineli Müslümanlardan biriyle kardeş yapmasıyla onu da Said bin Rebi ile kardeş yaparlar. Mümin kardeşliğinin en önemli numunelerinden olan bu kardeşliğin sınırları yoktur. Çünkü İslam kardeşliği kardeşlikten öte bir muhabbettir, samimiyettir. İşte Abdurrahman bin Avf Hazretleri ile Resulullah'ın kardeş yaptığı Said bin Rebi Hazretleri malının ve servetinin yarısını ona vermek ister. Müslüman olmadan önce zaten tacir olan Abdurrahman bin Avf Hazretleri ona çok teşekkür ederek ticareti iyi bildiğini, pazarda yapacağı alışverişlerle kendi geçimini sağlayacağını ifade eder. Efendimiz Aleyhisselam onun bu davranışını öğrenince ona duada buyururlar. O, Kaynuka çarşısında yaptığı alışverişle kısa zamanda zengin olur ki bu Resulullah'ın duası bereketiyledir elbet. Bu eşsiz duanın bereketinin büyüklüğünü Abdurrahman bin Avf Hazretleri şöyle ifade eder. Resulullah'ın duası bereketiyle bir taşa uzansam altında bir altın veya gümüşe rastladığımı görürüm. Onun Bedir Savaşı'ndaki kahramanlıkları bir destan gibidir ki, canını bütün canların canı yolunda feda edebilmek için müşrik sürüsünün içlerine dalarken tek düşüncesi Allahü Teala'nın düşmanlarını hak ile yeksan etmek, onun yolunu yaymaktır. Bir yıl sonra vuku bulan Uhud Savaşı'nda da durum farklı değildir. Gerek alemlerin efendisini korumak için gösterdiği büyük kahramanlıklar gerekse müşriklere yaptığı hücumlar görülesidir. Abdurrahman bin Avf Hazretleri Uhud'da tam 21 yara alır. 12 dişi kırılır ve ayağından aldığı darbeyi aldırmadan üstüne üstüne gider küffarın. Ayağına aldığı bu darbe yüzünden ömrünün geri kalanını topallayarak geçirir ki bu ona pek bir sevimli gelir. Çünkü o bu topallığın, sevgilinin yolunda mücadele ederken, kendisine yadigar kaldığını hatırladıkça, şükre varır dili, hamd eder Allahü Teala'ya. Abdurrahman bin Avf hazretleri de, cananını bulmuş, onun aşkıyla divane olmuştur. Bütün eshab-ı kiram gibi, o da malını mülkünü, Allah ve Rasûlü yolunda dağıtır, feda eder. Onlar, malı mülkü binbir eza ve cefa ile biriktirip, sonra ansızın bırakıp gidenlerden olmamışlar, nefslerini, canlarını, mallarını Allah yolunda feda etmişlerdir. Bu kimi zaman on binlerce altın olmuş, kimi zaman on binlerce dirhem, kimi zaman da yüzlerce yüklü deve olmuştur. Bir gün, Tebük seferi dönüşü, Eshab-ı kiram, Efendimiz aleyhisselamın dinin direği diye emir buyurdukları namaz kılmak için toplanan Eshab-ı kiram, Abdurrahman bin Avf'ı radıyallahu anh'ı imamete geçirirler. İkinci rekate gelindiğinde, Efendimiz aleyhisselam oraya teşrif eder ve Abdurrahman bin Avf hazretlerinin imam olduğu cemaate katılır ve namazlarını eda ederler. Namazdan sonra Efendimiz aleyhisselamın emir buyurdukları şu husus, Abdurrahman bin Avf hazretlerinin yüksekliğini göstermesi açısından apaçık bir müjdedir. Buyururlar ki alemlerin efendisi, Bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz. Abdurrahman bin Avf hazretleri radıyallahu anh hep Efendimiz aleyhisselamın en yakın eshabından olmuş, onun hizmetlerini görmüş, çok büyük fedakarlıklarda bulunmuş, büyük savaşlara katılmış, sonu zaferle biten, dumet ül e giden orduya bizzat komutanlık yapmıştır, Resulullah'ın emriyle. Abdurrahman bin Avf hazretlerinin, radıyallahu anh, naklettikleri Efendimiz Aleyhisselam'a salatü selam getirilmesiyle ilgili bir hatırasını müminlere bir müjde olması kabilinden naklediyoruz. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam hurmalık bir yere gider ve secdeye kapanırlar. Onu Aleyhisselam gören Abdurrahman bin Avf Hazretleri bir süre hayranlıkla izler Resulullah'ı. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ın secdesi çok uzun sürmüştür. Bir mübarek tel saçına bin canı olsa feda edebilecek olan Abdurrahman bin Av Hazretleri telaşlanmaya başlar. Acaba Resulullah'a bir hal mi oldu diye endişe etmeye başladığı sırada Efendimiz Aleyhisselam mübarek başlarını secdeden kaldırırlar. Ve Abdurrahman bin Avf hazretlerine eşsiz tebessümleriyle sorarlar. Bir şey mi oldu? Abdurrahman bin Avf hazretleri bütün canların canına, Ya Resulallah! Secdede çok uzun süre kaldığını görünce endişelendim. Acaba bir hal mi oldu size? diye. Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine kıyamete kadar bütün müminlere söylemesi kolay olan bir zikrin, nasıl sonsuz bir servete dönüşeceği müjdesini şöyle verirler. cibril ile Emin yani Cebrail aleyhisselam geldi ve şunu müjdeledi. Ya Muhammed! Kim ki sana salat ve selam getirirse, Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ve selamına nail olur. Abdurrahman bin Avf Hazretleri, bunun üzerine şükür secdesine kapanır hemen. Abdurrahman bin Avf Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahireti teşriflerinden sonra da ezvacı tahirata, ehli beyte hizmetlerine devam eder. Bu hizmetlerinden dolayı, bu hizmetleri yapacaklar için, Efendimiz Aleyhisselam'ın daha önce emir buyurdukları, sabırda kamil olan ve sıddıklığı huy edinenler, müjdesine de kavuşmuş olur böylece. O Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra halife olan Hazreti Ebu Bekir'in en yakın danışmanlarından, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında da onun en büyük yardımcılarından olur. Hazreti Osman zamanında ise sakin bir hayatı tercih eder. Efendimiz Aleyhisselam'ın hakkında göktekiler ve yerdekiler katında sen eminsin müjdesiyle şereflenen büyük sahabi, 75 yaşındayken hicri 31 yılında vefat ederek sevgililer sevgilisine kavuşur. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. <Sessizlik> Meded ya şehri Ramazan Merhaba ey Şehri Ramazan Merhaba Merhaba ey